Dünya giriş derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mikhail Pikulski. Bugünkü konumuz multithreading. Bugüne kadar yaptığımız derslerin hepsinde sırasıyla kodlarımızı çalıştırdık. Peki ama ben bir kod yapısı yaptım ve bütün kodların aynı anda çalışmasını istiyorum. Yani bütün tanımların hepsinin bir anda çalışmasını isteyeceksin. Ne yapmam gerekiyor? Bu konu biraz hani belli programlama tarzları için önemli. Yani aslında giriş derslerinin içinde yer alması gerekir mi? Tam onu da bilmiyorum. Sadece hani bilgi olsun diyerekten yapıyorum. Zaten bu da giriş derslerinin son konusu. Şimdi bir tane class yapalım. Adına da kod diyelim. Bunun içine bir tane tanım yapıyorum. Başla. Self'i siliyorum. Çünkü içinde dönmeyecek. Buna bir tane de for döngüsü oluşturuyorum. For i in range 10 kere dönsün yeter. Evet. Ne desin? Print desin. Çok uzatmadan içinde kodu döndürsün. İkinci bir class oluşturuyorum ve bu class'ın adını da dünya yapacağım. Hemen aynı şekilde bir tane başla fonksiyonu bunu da gene döndüreceğim. Bunda da bir tane dünyam çıktısı alacağım. Çalıştıralım bunları. Kod nokta başla. Dünya nokta başla diyeceğiz. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman 10 kere kodu verecek, 10 kere dünyamı verecek. Hatta şöyle bir şey yapalım. İçine bir tane de zamanlayıcı koyalım. From time import sleep. Bu bunun yavaş yavaş çıkmasını sağlayacak ki biz de takip edebilelim. 0 nokta nokta değil 0 yani nokta virgül yazdım pardon. Buna da bir tane sleep koyalım. 0.2. Şimdi bunu çalıştıralım. Kod 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 diye gidiyor. Sonra dünyam 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 diye geldi. 10 kere bunu yaptı, 10 kere bunu yaptı. Şimdi biz istiyoruz ki bu çalışırken bu da çalışmaya başlasın. Aynı anda ikisi de çalışsın. Bunun için şöyle bir şey yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. From trading import yıldız. Yani trading'deki kütüphanesindeki her şeyi bizim şu an çalıştığımız Python dosyasına aktar diyeceğiz. Kodu bir child class'ı haline getireceğiz. Alt class, çocuk class'ı olarak. Bunu daha önceki derslerimizde göstermiştim. Bunun ana class'ını, ebeveyn class'ını thread yapıyoruz. Bunu da öyle yapıyoruz. Şuraya bilgi olsun. Thread işlem demek. Şimdi buradaki tanımı silmemiz gerekiyor. Yani sıra aynı anda çalışmasını istediğimiz tanımı run şeklinde yapıyoruz. Eğer birden fazla tanımımız olacaksa, hani class'ın içinde 3-4 tane tanımımız var, onları çalıştırmak istiyorum diyorsanız, define run'ın altına bir define koymanız lazım. Yani tanımı bu tanımın altında çalıştırmanız lazım. Bu kendi içinde dönecek. Bu yüzden self diyorum içinde. Bu self komutu thread'in içine aktarılacak. Hani daha önceki derslerde bunları göstermiştim zaten. Şimdi run'ı koydum, run'ı koydum. Burayı değiştireceğim. Çünkü artık burası da run olmuştur. Hatta bunu şöyle yapıyoruz. Class 1 için K1 diyorum. Ve class 1'imiz neydi? Kod. Kodu çalıştıracağım. Class 2 için dünyam diyeceğim. Çalıştıracağım. Dünya, pardon. Şimdi bunları çalıştırmak için run'ı çalıştırmıyoruz. Şöyle bir şey yapıyoruz. K1 nokta start diyoruz. Parantez aç kapat. K2 nokta start diyorum. Parantez aç kapat. Bunu çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi bunu artık tek bir sırada değil de hani kod 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 olarak değil de kod dünyam dünyam kod kod dünyam
Değişik değişik şekilde. Çünkü bir onu çalıştırıyor, bir onu çalıştırıyor. Aynı anda çalıştırmaya çalışıyor işte. Bu şekilde çalıştırmaya çalışacak. Şimdi ben işlem tamamlandıktan sonra bir tane print çıkmasını istiyorum ve işlem tamamlandı desin. Eğer böyle bir mesela bir setup oluşturacaksanız çok mantıklı bir seçenek böyle bir şey. Print işlem tamamlandı, yükleme bitti diyecek. Çalıştırdığınız zaman bu iş böyle çalışmayacak. Niye? Bu print komutunu artık bu ikisini bir kere çalıştırdıktan sonra size verecektir. İşlem tamamlandı diye. Bu yüzden biz buna bir katılma kodu ekleyeceğiz. Startları verdikten sonra önce hangileri katılacaksa çalışmaya, aynı anda çalışmaya, onlara bir katıl komutu vereceğiz. Join, katıl demek. Join diyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Bunları da verdikten sonra join olanlar, yani katılmış olanlar çalışmaya başlayacaktır. Bura bittikten sonra devam edecektir. Şimdi çalıştıralım. İşlem tamamlandı diye en son kısımda bizde böyle bir kod verdi. Bu konumuz da buraya kadar arkadaşlar. Python'a giriş serimizi bitirdik. Bir sonraki videomuzda artık giriş kısmı bittikten sonra neler yapabilirsiniz? Onları açıklamaya çalışacağım sizlere. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.